Diğer sorumuz. Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim kızım, bir sorunum var. Benim kızım rahatsız, babası sahip çıkmadı. Evlendirdim onu. 15 sene sonra bir tane bebeği oldu tedaviyle. Ondan sonra benim kızım çok rahatsızlandı psikolog olarak. Yani her şeye bağırıyor, çağırıyor. Kendine böyle intihara kalkıştı. Yani böyle sorunlara çok kalkıştı. Değişik değişik sorunları. Her şeye ağlıyor, her şeye bağırıyor. En çok beni istemedi. En çok bana çok karşı çıktı. Hı hı. Konuşmamı bile istemedi. Onun yanında ben hiç konuşamıyorum. Yani iyi ve kötü. Kızım sakin ol dememe bile kızıyor. Ne yapmam gerekiyor? Allah'a emanet olun. Evet. Sizden bilgi bekliyorum. Evet. Şimdi sevgili kardeşim, şu stüdyoyu ben size tam gösterebilsem ama böyle tarif edeyim. Mesela burada kameralar var. Kameraların bağlı olduğu kablolar var, lambalar var, elektrikler var. Yüzlerce kablo geçiyor. Yüzlerce birbirine bağlı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bunlardan biri kopsa, kesilse ne yapmamız lazım? Bir tane elektrikçi çağırıp, teknik eleman çağırıp o kabloyu yaptırmak lazım. Tamir ettirmek lazım, değil mi? Buradan ben Mustafa Hoca olarak okuyup üflesem kabloyu yapıştıramıyorum. Her şeyin ehli var. Beden, böbrek, karaciğer, mide, bağırsaklar, kalbimiz, bunlar bozuluyor. Ne yapıyorsun? Doktora gidiyorsun. Bir de bizde sinir uçları var, damarlar var. Binlerce kablomuz var içeride. Binlerce kablo var. Bu kabloyu okuyarak, üfleyerek yapıştıramaz. Olmaz. Ne yapacaksın? Sinir doktoruna gideceksin. Psikiyatriste gideceksin. Psikiyatrist demek sinir doktoru demek. Sinir uçları var ya, şu kablolar gibi. Onlar kopmuş. Onları kaynak yapacak. Yapıştıracak. Tamir edecek. Onları yapmıyorsun. Bağırınca şöyle oluyor. Bilmem ne. Tabii olacak. O kopmuş bir defa. Tedavi şart. Tedavi ettireceğiz onu. O yüzden tedavide doktor ne diyorsa sonuna kadar yapacaksın. Doktor doktor gezdim. Öbür doktora da gideceksin. Üç tane gittin, dördüncüye de gideceksin. Dört gittin, beşinciye de gideceksin. Ankara'yı bitirdin, İstanbul'a da geleceksin. İstanbul'u bitirdin, yurt dışına da gideceksin. Çare var. Allah mutlaka bir yere bir çare yaratmış. Bunu aramak vazifemiz. Bunu oluşturmak devletin vazifesi. Sağlık, elhamdülillah, bak güzel çalışıyor. Gerçi Türkiye'de maalesef torpil olmadan, adam aramadan bir yerde tedavi bile olmak zor hale geldi. Gide gide böyle bir sarmal içerisine düştük. Eskiden bir dönem çok iyiydi. Yani bundan 20 sene önce, 15 sene önce giderdik, işimizi görürdük devlet dairelerinde vesaire. Ondan sonra arkadaşımız varsa selamun aleyküm biz geldik derdik. Eyvallah. Şimdi adam aramadan gidip iş yapamıyorsun. Bak kurumları biliyorum. Eski de biliyorum. Daha eskisini de biliyoruz. Daha eskiden rüşvet vermeden mezar yeri alamıyordu. Çöplerden geçilmiyordu, bilmem ne. Ama ondan sonra bir dönem geldi. Her yerde işin rast gider böyle kolaylaştırıldı efendim insanlara. Güler yüz gösterildi. Devlet daireleri halka açıldı. İşini yapardın, ahbabına ondan sonra selam verirdin. Şimdi ahbaba selam vermeden iş yaptıramıyorsun. Her kurum böyle bu hale geldi. Yazık. Ehliyet diye bir şey var, liyakat diye bir şey var. Yazık oldu. Ya bizi tanıyorlar, bizim işimizi yapıyorlar. Öbürünü tanımıyor gariban, onun işini yapmıyorlar. Bütün kurumlarda böyle bir süflileşme, dejenerasyon meydana geldi. O yüzden sağlık önemli bir ivme kazandı. Hamdolsun eskiye göre yine iyi. Tedavi ettireceğiz sevgili kardeşim. İntihara kalkışıyor, çok büyük bir haram işliyor. Başınıza büyük işler açar. Yol yakınken tedavi olsun. Diğer bir soru. Telefon varmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam kısa bir öz sorum olacak ama benim. Dinliyorum. Hocam ben kendim bayan kuaförüm ama yani bir erkeğin bayan kuaförü mesleğini yapmasının
yapıyorsunuz ama sonuçta bizim ekmek paramız. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorum ben. Yani bundan bir bilgi vermek verirseniz çok sevinirim hocam ya. Neyi, nasıl bilgilenmek istiyorsun? Ben ne diyeceğim yani, sana? Ben şimdi kendim bu işle uğraştığım için yani hocam. Tamam. Yani günah mıdır, değil midir? Günah olduğunu az önce söyledin. Evet, aynen hocam. Peki niye soruyorsun tekrar? Hocam sizin bilgi almak istedim. Bak şimdi sevgili kardeşim. Sen berber misin? Evet, kuaförüm. Bayan kuaförüm. Bırak şimdi kuaförü. Kuaför Fransızca bir kelime. Evet. Berberdiz diyelim. O da gerçi yabancı da. Berbersin, tıraş ediyorsun değil mi? Evet, evet hocam. Peki erkek berberliği yapamaz mısın? Hocam tabii ona da bir zaman ister. Zaman istersin. Nasıl zaman evet. ister? Yani bilmiyorum mesleğimi. Sonuçta benim işim bayanların saçını kesmek ve boyamak. He. Şimdi işin iki tarafı var. Bir, ben helal olan bir ekmek parası kazanmak istiyorum. Gelme de helal olan bir ekmek parasını nasıl kazanacağım? Bir Müslüman erkeğin yabancı bir kadının saçını, başını, yüzünü vesairesi onlarla uğraşması, dokunması bir zaruret olmadan, doktor gibi sağlık zarureti yok. Doktor, o da sadece acil olan kısımları, yani müdahale etmesi gereken kısımlara açar, bakar, diker vesaire, ameliyat yapar. Bunlarda bir sakınca yok. Ama burada erkek berberi var, kadın berberi. Kadınlar yapsınlar. Erkek berberine erkekler. Şimdi sen tutuyorsun, bunu yapman gerekirken, yapabilecekken tutuyorsun, burada başka bir alan seçiyorsun kendini. Bu alan yanlış bir alan. Senin seçtiğin alan yanlış. Yani erkek olarak ben kadın kuaförlüğü seçtim demen yanlış. O zaman burada bir defa baştan hata etmiş. Şimdi hocam ben yapıyorum. Ne kadar yapabilirsin? Aç kalıp öleceksin o gün. Başka bir işin yok, başka bir şey yapamayacaksın. Aç kalıp öleceksin. Buna zaruret denir. O zaman yaparsın. Yok öyle bir durum yok. Aç kalmasın, ölmezsin. Başka bir iş yapabilirsin. O zaman o işi yapmayacağız. Helal olan işimize de yöneleceğiz sevgili kardeşim. Bu faizde de böyledir, rüşvette de böyledir. Başka konularda da böyledir. Mesela Kur'an-ı Kerim buna zaten müsaade ediyor. Hiçbir şey yiyecek bulamadın. İçecek bulamadın. Ama burada haram edilmiş bir yiyecek var. Ölmeyecek kadar yiyebilirsin diyor. Onu kendini kurtar, canını kurtar. Sonra da helal için uğraş. Helale yönel. Ölçümüz bu sevgili kardeşim. Buna göre fetvayı kalbin zaten verdi senin. Ama bir de hocadan duymak istedim. Ben de sana doğruyu bildiğimi anlattım. Başka soru var mı? Çok sağ olun. Allah'a emanet ol. Hayırlı helalinden kazançlar dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.